Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 3. bölümün 11. köşe taşında kalmıştık. Şimdi öncelikli olarak açıklamalı çözüme bakmaya gerek yok burada çünkü herhangi bir konu anlatımımız yok arkadaşlar. Karışık soru çözümü gibi düşünebilirsiniz. Evet, videomuza geçelim, konumuza başlayalım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. ABC üçgeninde B açısını 45, A açısını 15 derece vermiş. AB'yi de 3 kök 2 olarak belirtmişler. Bizden AC kenarı yani X'i istiyorlar. Şimdi biz bu BC kenarını biraz şöyle uzatsak A'nın hizasına kadar doğrusal bir şekilde. A'yı da şöyle dik indirdiğimizde böyle bir dik üçgen tamamlaması yapmış olalım. Burayı tamamladığımızda. Şimdi bura 45 ise burada 15. O zaman buranın tamam 45 olması için 30 derece kalacak. Haliyle 90 var. 30 varsa buraya da 60 derece düşecektir. O zaman 45, 45, 90 büyük üçgende AB, D üçgeninde. Bura 3 kök 2 olduğu için dik kenarlar yani burası 3 aynı şekilde buranın da 3 olması gerekir. Şimdi 60'ın karşısı 3 birim ise 30'un karşısı kök 3'tür arkadaşlar. Bura kök 3. Şimdi 90'ın karşısı x ise 30'un karşısı x'in yarısıydı. Yarısını aldığında kök 3 ise kendisi o zaman 2 kök 3 olmalıdır. Doğru cevabımız 2 kök 3 santimetre olacaktır. Bakalım mı çözümümüze? Evet. 2 kök 3 doğru. Şimdi arkadaşlar ben size burayı tekrar ele almak istiyorum. Ama şekli önce biraz büyütelim. Evet. Şimdi şöyle. Burayı tekrar çizelim. Bakın. Genelde şöyle siyahla çiziyorum bu sefer. Genelde birçok öğrencimizin takıldığı buraya biz kök 3 bulmuştuk ya hani. Şimdi 60'tı burası. Buraya da 30 derece demiştik. Sadece 30, 60, 90 üçgenine odaklanın. 60'ın karşısında kök 3'lü bir ifade var değil mi? 30'un karşısının pardon burada 3 bulmuştuk. Özür dilerim. 3 bulmuştuk. 60'ın karşısında köklü bir ifade olmadığında bak şimdi iyi izle. Sen şöyle bir üçgene buraya 2A dersin. 90'ın karşısına. 30'un karşısı A olur. E burada A'nın kök 3 katıydı değil mi? Şimdi A'nın kök 3 katını aldığında bir tam sayı gelmişse demek ki senin bu A dediğin sayın yine kök 3'lü bir sayı ki kök 3'ler çarpılınca tam sayıya dönmüş diye düşüneceksin. Yani benim buraya aslında kök 3'ü garanti yazmam lazım. Hani buraya 2 kök 3 mü, 1 kök 3 mü yoksa 5 kök 3 mü? Buraya kaç yazmam gerektiğini bulmam gerekiyor. Ki buraya şöyle düşün kök 3 ile kök 3 çarptın 3. O zaman buraya herhangi bir şey yazmana gerek yok ya da gizli bir yazabilirsin. Mesela başka bir örnek yapayım. A kök 3 ile bir şeyi çarptığında cevabın 6 mı gelmiş? Şimdi zaten senin buraya bir kök 3'lü bir ifade yazman gerekiyor. Kök 3 ile buradan gelen kök 3'ü çarptığın için burası 3 mü gelecek? Evet. O zaman buraya bir de 2 eklemen lazım. Yani A yerine 2 kök 3 gelmeli ki A yerine cevabın 6 olsun. Gibi böyle pratik işlemler kendince pratik ifadeler yapabilirsin. Çözümler diyeyim ifade yanlış oldu. Evet ABC üçgeninde ABC açısı 135, ACB açısı 30 derece, AC'ye de 8 vermişler. O zaman x'i soruyorlar. Yani şuradan yine aynı şekilde bir dik kenar indirmemiz lazım. Buranın 90 derece olduğunu biliyoruz artık. E burası 30 ise buraya da 40 pardon şuradan başlayalım şuradan. 135 ise buraya 45 kalacak. Aynı şekilde buraya da 45 derece kalır. Çünkü bu iki kenar A, D ile DB birbirine eşit. 30 ise buranın tamamının 60 olması gerekir. Buraya da 15 derece düşecektir. Şimdi 90'ın karşısı büyük üçgene bakıyoruz. 8 ise 30'un karşısı 4'tür. Aynı şekilde buraya da 4 diyeceğiz. E burada 45, 45, 90 olduğu için 4'ün de kök 2 katını alıyorduk. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Geldik ikinci soruya. ABC üçgeninde 30'u 15'i vermiş. AC'ye de 4 demiş. X'i soruyor. Şimdi hemen A'dan bir tane şöyle dik indirsem bak. Şu an yanlış çözüm yapıyorum. E ben burada buranın 60 olduğunu biliyorum ama buraya da 75 düşer. Orayı da bulursun bir şekilde ABC üçgeninde 180'e tamamlayarak. Ama 15-75 üçgenini bilmiyorsun ki. O yüzden farklı bir yol izlemen lazım. O yolda şöyle arkadaşlar. Ben şuradaki
Şuradaki bir saniye hemen şöyle düz çizgiler alalım. Şuradaki BA kenarını şöyle biraz uzatsam. C ile de buradan bir 90 derecelik açı tamamlasak. Buranın 90 derece olduğunu düşünün. Buraya da ne diyelim? A, B, C ve D dedik. D köşesi. Şimdi arkadaşlar bura 30. Bura 15 ise 45 yapar. Değil mi? 2 iç 1 dışa eşittir. Yani burada 45 derece. Aynı şekilde şuradaki açının da 45 derece olması gerekiyor. Bu kenarla bu kenar birbirine eşit çıktı. Pek eşit görünmese de sen ona eşit diyeceksin. Şimdi neyin kök 2 katını aldığımda 4 yapar? 2 kök 2. Bir sağlamasını yapalım mı? Gerek yok diyorsunuz gibi ama ben yine de bilmeyenler için yapacağım. Bunun kök 2 katını aldığımızda kök 2'ler çarpılırsa kök 4'ten o da 2 diye çıkar. 2 ile de 2'yi çarptığımızda cevap 4 çıkar. O da bize AC hipotenüsü verir. O zaman bak şimdi. Büyük üçgene baktığında burası zaten 60 derece değil mi artık? 60 derece. 30'un karşısı 2 kök 2 ise 90'ın karşısı demek ki 4 kök 2 idi. Ki yarısı alındığında 2 kök 2 olmuş. 60'ın karşısı da buradaki 60 derecenin karşısı da 2 kök 2'nin kök 3 katıdır. Yani A'dan D'ye kadar olan yer 2 kök 2'nin kök 3 katını alırsan 2 kök 6 yapar. Şimdi x'e ne kaldı? 2 kök 6'dan 2 kök 2'yi çıkartarak x'i bulabiliriz arkadaşlar. Cevabımız zaten 2 kök 6 eksi 2 kök 2 A seçeneği olacaktır. Doğru cevabım Adana olmalıdır. Evet devam edelim. Üçüncü soruyla. Üçgen şeklindeki 3 eş karton en büyük açıya sahip köşeleri boyunca şekildeki gibi birleştiriliyor. Yani şu en büyük açıya sahipmiş. Şimdi AB OC'ye eşit. Onlar da 4'er santimetre olduğuna göre CD kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar biz buraya X diyelim. Buraya da Y demeyelim şu an için. Bak kısa kenar X. X ile 4'ü topladığında uzun kenarı elde edersin. X artı 4. Aynı şekilde bak burada x kısa kenar x uzun kenar x artı 4 anlaşıldı mı? Burada 4 santimetredir o zaman. Şimdi bu yuvarlak şeklinde gösterdiğim kenarların hepsi birbirine eşittir. Şimdi bu 120 derece mi değil mi bakalım. Bak 1, 2, 3. 3 tane alfa demiş olalım buraya alfa derece. 3 tane alfanın toplamı 360 derece ise yani aslında kafadan 363'e bölerek oranın 120 derece olduğunu bulabilirsiniz. O zaman arkadaşlar büyük kenarımız x artı 4, küçük kenarımız da 4 santimetreymiş. O zaman x'e 4 düşmüş oluyor. Burada 8 santimetre düşecek. Elimizde şöyle geniş açılı bir üçgenimiz var. Burası 4 santimetreyken burada 8 santimetreymiş. Bu büyük geniş olan açımız da 120 dereceymiş. O zaman CD yani CD şuradaki yuvarlak içerisine aldığımız yani bizden bu kenarı istiyorlar. Şuradaki yuvarlak içerisine aldığımız kenarı. O halde arkadaşlar şöyle burayı biraz uzatsak. Şöyle renk değiştirerek uzatalım. Şurayı uzattığımızda şuradan da bir dik çekersek eğer burası 90 derece. Burayı 120 olduğu için burada da 60 derece kalacak. Burası da haliyle 30 derece oldu. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı yarısı 2. Burada 2 kök 3 olmalıdır. Ve buraya da biz x diyelim. Artık büyük üçgende bir Pisagor yapacağız. Ama burası 10 santimetre olarak düşün. X kare eşittir. 10'un karesinden 100 artı 2 kök 3'ün karesi de 4 kere 3'ten 12. X kare eşittir 112. Şimdi neyin karesi? Her iki tarafın karekökünü alalım. Hiçbir şeyin karesi değil tabii ki. 112'de arkadaşlar 16 çarpı kaçtır? Ya da şöyle hemen asal çarpanlarını ayıralım mı? 112'yi 2'ye bölüyorum. 56. Bir daha 2'ye bölüyorum. 28. Bir daha 2'ye böldüğümüzde 14. 2'ye böldük 7. 7 de zaten 7'ye bölünür. Bir kere var. Bak 2 ile 2 bir tane 2 doğurur dışarıya. Bunlar da birer tane 2 doğuracaktır. Yani aslında 16 çarpı 7'ymiş. O zaman 16 kök dışına 4 diye çıktı. 7 de kök içerisinde kaldığı için doğru cevabım D seçeneği olmalıdır. Evet şöyle bir
Denizli, Adana doğru, Ceyhan, hepsi doğru arkadaşlar. Geldim 3.12'ye. Burada açıklamalı çözümü önce bir incelememiz lazım. Çünkü 15, 75, 90 özel dik üçgenimiz var. Ama burada kenarlar arasında değil de yükseklik arasında bir bağlantı kuracağız. Öklit teoremini uyguladığımız üçgenlerde iç açılar 15, 75, 90 derece olduğunda, yani 15, 75, 90 derecelik bir üçgen varsa elinde, kenarları bulamazsın. Kenarları gerçekten de büyük sıkıntıdır. O yüzden hipotenüs uzunluğu yüksekliğin, hani şu A'dan indirdiğimiz yükseklik var ya, haş kenarı. Hipotenüs yüksekliğin 4 katına eşittir. Yani burası haşsa burada 4 haştır. BC arası. Başka da bir kural. Yani buradaki kenarı, buradaki kenarı bulamazsınız. Size öyle bir soru sormazlar arkadaşlar. O yüzden rahat olun. Hiç kasma. Şimdi rehber soruya bakalım. Bak diyor ki BC kaçtır? Senin yüksekliğin kaç verilmiş? 5. O zaman bu da tam 4 katından 20 birim olacaktır. Bu kadar basit. Biliyorsan yaparsın. Bilmiyorsan, anlaşıldı değil mi bura? Bak tekrar ediyorum. Şimdi bura haş ise bu tamamı 4 haştı. Haşa 5 düşmüşse 4 çarpı 5'ten cevap 20 birim olacak. Bu kadar. Çözüm de zaten aynı. Geldim birinci soruya. Bura 75 ise haliyle burada 15 derece. Toplamları 90, 180. AH x BC o da, bak şimdi buraya x dedik ya, x artı BC eşittir 40 ise x'i karşıya atacağız. Anlaştık mı? BC 40 eksi x olacak. Ki bir şey diyeceğim. Hiç buna bile gerek yok. Zaten sen buraya x olarak vermişse buraya da 4x demeyecek misin? Evet. O zaman AHX. Burayla hiç artık işin kalmadı. Hatta burayı silim, hiç kafan karışmasın. Oradan da gidebilirdin ama gerek yok. AH yerine x. BC yerine de 4x artı 4x eşittir 40 de. 5x eşittir 40 ise x de buradan ne geldi arkadaşlar? 40 bölü 5'ten 8 santimetre olmalıdır. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet, devam edelim ikinci sorumuzla. ABC dik üçgen verilmiş. AB'nin AC'ye dik olduğu. Yani dikten dik indirilmiş bir öklit bağıntısı var. AD de kenar ortay. Ha, tamam. Kenar ortay ise o zaman BD ile DC de birbirine ne olmalıdır? Eşit olmalıdır. Benden AH'ın AD'ye oranı istenmiş. AH'ın AD şuradaki kenara oranı isteniyor. Şimdi bak, bu sorulara çok dikkat et. Burası 75 değil mi? Burası 15 olduğu için. Burası 75 ise diğer C açısı da 15 derece. Tamam mı buraya kadar? Tamam. Şimdi sen buraya haş dediğinde buranın tamamı da 4 haş değil miydi? Evet. Bunlar birbirine eşit olduğu için, BD, DC eşit olduğu için burası 2 haş. Aynı şekilde burada 2 haş. Her şey yolunda mı buraya kadar? 4 haşın yarısı oraya, yarısı oraya. Tamam. O zaman şimdi arkadaşlar şöyle bir şeyler yapalım. Benim bu haşlarla değil de neyle uğraşmam lazım? Bak burayı sildim. AH'a ne dedik? AH'a sadece haş demiştik değil mi? Ya biz buralara 1, 2, 4 gibi sayılar versek daha güzel olacak, biliyor musunuz? Burası 1 ise, burada tamamı 4 ise, burası 2, burada 2 oldu mu? Oldu. Ben şimdi BH'a x diyorum. Burada zaten öklit bağıntısı yapacağım. Öklit. Burada zaten 4 eksi x oldu. Şimdi 1'in karesi eşittir x çarpı 4 eksi x olmalıdır. Tamam mı? Yani buradan 1 eşittir 4x eksi x kareden, buradan uzun uzun işlemlere girip ondan sonrasında bu kenarı bulmamız lazım. Ama bunlara da hiç gerek yok. Daha pratiği de var. Şimdi siz bunlara girdiğinizde hani işin içerisinden çıkamayacaksınız. Burası 15. Buranın tamamına 4 dedik mi? Hani neden burası 1 ise burası 4 katı. Haşa 4 haş. BD 2 ise DC de 2 olmayacak mı? Olacak. Yani burası 2, burada 2 santimetre. Şuraya yazdım zaten. Tam görünmedi. Burada 2. Şimdi gençler bakın. 90 dereceden çekilen kenar hipotenüsü iki eş parçaya ayırmışsa bu üç kenar birbirine eşittir. O zaman 2, 2 aynı şekilde burada 2 olmalıdır. Şimdi AD'ye 2 düştü. AD, bak buradaki kenar 2. AH'a da zaten 1 demiştik. Doğru cevabım 1 bölü 2 olmalıdır. Yani ikinci sorunun cevabında Edirne bulmuş oluyoruz.
Kontrol etmek istiyorum. Edirne, Ceyhan doğru. Evet geldik 3. soruya. Dikdörtgen biçimindeki bir karton AC boyunca kesiliyor. Ardından ADC üçgeni yani şuradaki üçgen üçgen biçimindeki karton A noktası etrafında. Saat yönünde 75 derece döndürülü. Saat yönü bu taraf arkadaşlar. AD ile AC çakışacak konuma getiriliyor. Tamam. D köşesi buraya denk gelmiş. Yani üçgen şöyle. Burası D köşesi. O zaman DC de buralara bir yerlere gelecek. Canlandırabildiysen. Yani sen bu parçayı şöyle bu tarafa doğru çeviriyorsun. E noktasının AC üssü kenarına uzaklığı. E noktasının AC üssü kenarına uzaklığı. Yani buradan buraya olan uzaklığı 4 kök 3'müş. Dik uzaklığıdır arkadaşlar. Olduğuna göre D üssü noktasının AE'ye olan uzaklığı kaç santimetredir? Şimdi gençler burayı biraz büyütmeye çalışalım. Evet şöyle hepsini sildim. Acaba büyütebiliyor muyuz? Maalesef. Şöyle şekli şöyle aldım. Kalemimi de iyice bir küçülteyim. Şimdi ne demiştik? E noktasının DC'ye olan uzaklığı burası. Pardon, AC üssüne olan uzaklığı neydi? 4 kök 3'tü değil mi? Burayı yazdık. Burası da 90 derece dik açı. Şimdi arkadaşlar, A açısı 75 derece olmalı ki döndürüldüğünde tam buraya denk gelsin. Burada 15 oldu mu o zaman? 15 derece evet. Burada 15 derece değil midir? C üstüne geldi. Evet. Burada 4 kök 3 ise. Şimdi burada zaten D açısı da dik açı. Doğru mu? Buranın tamamı ne olmalıdır? Tamamı 75. Ama bak şimdi buraya 75 ise buraya da 15 derece kalır. Yani bizim buraya 15 derece, buraya da kaç dememiz gerekiyor? Geriye 60 derece kalacaktır. Neden? Şimdi 90 ya. 15, 15 daha 30, 120 etti. Buraya da 60 kaldı. Şimdi burası da o zaman 30 derece. Bak iyi izle beni. İyi izle. Benden zaten D noktasının AE'ye olan uzaklığı istenmiş. Şimdi gençler 60'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı demek ki burası 4'tü şuraya kadar. Şu haşa kadar olan yer 4'tür. A'dan haşa kadar olan yer. Burası 4 ise 90'ın karşısı demek ki 8 birimdir. Anlaşıldı mı? AE kenarı. Şimdi bu AED üssünü ben bir hemen çizeyim size. Evet şöyle bir üçgenimiz var. Burası D üssü, burası A, burada E kenarı. Ben şimdi AE arasını 8 santimetre buldum. Burada zaten dik açı 90, burada 15 derece, burada zaten 75 derece olacaktır. Senden ne istiyor? D üssü noktasının AE'ye olan uzaklığı. Yani buradaki uzaklığı istiyor. Şöyle hemen bir dik çekerek bu uzaklığı bulabiliriz. Çektim diki. Tamam. Burası 90 derece. 15, 75, 90 özel dik üçgende. Burası H ise burada 4 H değil midir? Evet. 4 H 8 ise H'a da 2 birim düşecektir. Doğru cevabım Bursa 2 olmalıdır. Evet oldukça küçük çizildiğinden dolayı soru biraz bizi uğraştırdı. Hani oradaki kenarları göremeyebiliyorsunuz bazen ama videoyu geri sarıp bir daha izlerseniz anlayabileceğinizi düşünüyorum ki anlamışsınızdır zaten bence. Evet 3. sorunun cevabına Bursa dedik arkadaşlar. Evet böylece bu testin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki testimiz tarama testinde görüşürüz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.